Osmanlı Sultanları. Osman Bey. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Kayıboyu'nun reisi Ertuğrul Gazi'nin oğludur. 1258'de Söğüt'te doğdu. Ahi Şeyhi Edebali'nin desteğiyle lider oldu. Çevresindeki Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmeye çalıştı. Düşmanlık edenleri ise ortadan kaldırdı. 1299'da İnegöl, Yarhisar ve Bilecik'i fethetti. Aynı yıl Anadolu Selçuklu Sultanı kendisine bağımsızlık sembollerini gönderdi. Osman Bey 1299'da kendi adına hutbe okuttu, para bastırdı. 1301'de Yenişehir ve Köprühisar'ı fethetti. Osman Bey döneminde Kara Mürsel, İzmit Körfezi'nin güneyinde ilk Osmanlı donanmasını kurdu. Bursa kuşatması sırasında Osman Bey hastalandı. 1320'de yönetimi oğlu Orhan Bey'e bıraktı. Nikris hastalığından dolayı 1324'te hayatını kaybetti. Önce Söğüt'e defnedildi. Bursa alındıktan sonra vasiyeti yerine getirilerek Gümüşlü Kümbet'e gömüldü. Orhan Bey. Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarıdır. 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Osman Bey'in ölümünden sonra beyliğin başına geçti. Tarihler 1324'ü göstermekteydi. Hükümdarlığı devlet ileri gelenleri ve ahilerce onaylandı. Beyliği kısa bir sürede devlet haline getirdi. Orhan Bey, dedesi Ahi Şeyhi Edebali'nin gözetiminde eğitim gördü. Delikanlılık çağında bir orduyu idare edebilecek askeri niteliklere sahipti. Askerlikteki hocaları ise babasının silah arkadaşlarıydı. Akçak Hoca, Konur Alp, Saltuk Alp, Aykut Alp, Abdurrahman Gazi. Babası gibi Bizans aleyhine genişleme siyaseti güttü. Orhan Bey, Osman Bey zamanında kuşatılan Bursa'yı 1326'da fethetti. Orhan Bey, Bizans'ın İstanbul'dan sonraki en önemli şehri İznik'i kuşattı. Pelekanon Savaşı'nda ilk kez bir Bizans imparatoruyla Osmanlı Sultanı karşı karşıya geldi. 1331'de İznik, Osmanlı sınırlarına katıldı. İznik'ten sonra 1337'de bir ticaret merkezi olan İzmit'i fethetti. 1352'de Bolu ve Ankara alındı. Orhan Bey, Edirne'nin fethi için Şehzade Murad'ı görevlendirdi. 1361'de Edirne, Bizanslılardan alındı. Mezarı Bursa Gümüşlü Kümbet'te babasının yanındadır. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı divan, onun zamanında kuruldu. İlk düzenli Osmanlı ordusunu da o kurdu. 1. Murat. Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarıdır. Orhan Bey'in Nilüfer Hatun'dan olan 2. oğludur. 1327'de doğdu. Osmanlı tarihinde Gazi Hünkar, Hüdavendigar olarak anılır. Orhan Bey'in ölümü üzerine 1362'de başa geçti. Dimetoka, Dede Ağaç, Çorlu, Keşan, İpsala, Ankara ve Edirne'yi geri aldı. 1364 yılında Bizans'ta bir anlaşma yapıldı. İlk kez Bizans, Osmanlı Devleti'ne belirli bir vergi vermeyi kabul etti. Yeniçeri Ocağı kuruldu. Devşirme sistemi ilk olarak 1. Murat döneminde uygulandı. Yani Rumeli'deki Hristiyan çocukları Anadolu'daki Türk ailelerine verildi. Bunlar Türk İslam geleneğine göre yetiştirildikten sonra Yeniçeri Ocağı'na kabul edildi. Osmanlı Devleti'nin başarıları karşısında Balkan devletleri bir Haçlı ordusu hazırladı. Edirne'ye doğru hareket eden kuvvetleri Osmanlı komutanı bir gece baskınıyla perişan etti. Sırp Sındığı denilen bu zafer 1362'de gerçekleşti. 1371 yılında Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti Çirmen Savaşı'nı yaptı. Savaşı kazanan Osmanlı Devleti'ne Makedonya'nın kapıları açıldı. Sofya 1385'te,
Niş ise 1386'da fethedildi. Sırp, Eflak, Boşnak, Arnavut, Macar, Boğdan'dan oluşan kuvvetler Osmanlıları Balkanlardan atmak için bir ordu kurdular. Haçlılarla Osmanlılar 1389'da Üsküp ile Priştine arasındaki Kosova'da karşılaştı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Sultan Murat savaş alanını gezerken Miloş adlı yaralı bir Sırp tarafından hançerlendi. 1. Murad'ın iç organları vefat ettiği yere gömüldü. Üzerine bir türbe yapıldı. Cenazesi ise Bursa Çekirge'deki önceden yaptırdığı türbesine gömüldü. 1. Bayezid. ...1360 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Devrin önemli zatlarından dersler aldı. Babasının seferde olduğu dönemlerde devleti yönetti. Askeri hareketlerdeki sürati, bulunması gerektiği yere inanılmaz bir hızla gitmesi yüzünden Yıldırım unvanını aldı. 1394 yılında Kahire'deki Abbasi halifesinden Rum Sultanı unvanını aldı. Sultan unvanını benimseyen ilk Osmanlı yöneticisidir. İlk kez 1395 tarihinde İstanbul kuşatıldı. İstanbul'un kuşatılması, Osmanlı sınırlarının Macaristan'a yaklaşması, Bulgaristan'ın Osmanlı hakimiyetine geçmesi üzerine tüm Avrupa devletleri Osmanlılara karşı birleşti. 1396 Eylül'ünde yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Niğbolu zaferiyle devlet Anadolu ve Balkanlarda güçlendi. Bir imparatorluk haline dönüştü. 1. Bayezid 9 Mart 1403'te Perşembe günü vefat etti. Bursa'ya getirildi. 1406'da Yıldırım Camii türbesine gömüldü. 1. Mehmet. 1391 tarihinde 11 senelik buhran döneminden sonra Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki topraklarını güvence altına aldı. 1416'da Venedik donanması ile Osmanlı donanması ilk kez karşı karşıya geldi. Savaşı Osmanlılar kaybetti. 1. Mehmet 1419'da Samsun'u ele geçirdi. Çelebi Mehmet döneminin en önemli olayı şüphesiz ki Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Mahmud isyanıdır. Çelebi Mehmet 1421 ilkbaharında Edirne'de bir av sırasında felç geçirdi. Hastalığı kısa sürede ilerledi ve aynı yıl öldü. Vasiyeti gereği 2. Murat Edirne'ye çağrıldı. 42 gün saklanan naaşı, kendisinin Bursa'da yaptırdığı Yeşil Camii karşısındaki Yeşil Türbe'ye defnedildi. 2. Murat. 2. Murat. Amasya Sancak Beyliği'nde bulundu. Babası 1. Mehmet'in ölümü üzerine Edirne'ye çağrıldı. 25 Haziran 1421 tarihinde Osmanlı tahtına geçti. 20 Haziran 1422'de İstanbul önlerine geldi. Bu kuşatma şimdiye kadar yapılan kuşatmaların en şiddetlisiydi. 2. Murat kardeşi Küçük Mustafa'nın isyanını haber alınca kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Selanik 1430'da tamamen fethedildi. Eski Macar kralının gayrimeşru oğlu olan Erdel prensi Hünyadi Yanoş, Türkleri Balkanlardan atmak için Haçlı Seferi hazırlıkları yaptı. Karamanoğlu İbrahim Bey de bu Haçlı ittifakına katıldı. Sofya'nın doğusunda İzladi Derebendi'nde 24 Aralık 1443'te yapılan karşılaşmada iki taraf için de kesin bir netice alınamadı. Aynı yıl Edirne-Seged'in anlaşması imzalandı. Sırbistan elden çıktı. Eflak Macar hakimiyetine bırakıldı. 2. Murat yüksekçe bir tepeye diktirdiği mızrağın ucuna Macarların uymadığı Edirne-Seged'in anlaşmasının metnini astırdı. 10 Kasım 1444'te yapılan Varna Savaşı'nı Osmanlılar kazandı. Macar kralının kesik başı Seged'in anlaşması metninin asılı bulunduğu mızrağın ucuna asılarak bir ibret numunesi olarak teşhir edildi. Varna Savaşı'ndan sonra Haçlılar yeniden ordu topladı. 17-20 Ekim 1448'de yapılan muharebeyi de Osmanlılar kazandı. Avrupa devletleri Osmanlılar karşısında aldıkları bu yenilgiden sonra bir daha Haçlı Seferi düzenlemediler.
devamlı savunma durumunda kaldılar. II. Murat, fazla yorgunluktan ileri gelen bir hastalık sonucunda 2 Şubat 1451'de Edirne'de öldü. Muradiye Camii yakınındaki türbesine gömüldü. II. Mehmet. Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşemseddin, Hoca Yusuf Sinan Paşa, Molla Hayrettin, Bursalı Ahmet Paşa ve Hasan Çelebi'den dersler aldı. Bizans'tan ve İtalya'dan gelen hocalardan da ders aldı. Uygur harflerini ve lehçesini öğrendi. Bildiği başlıca diller Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, İbranice ve Slavca'dır. II. Mehmet'in en büyük hayali İstanbul'u fethetmekti. Urban Usta'ya Edirne'de devrin en büyük toplarını döktürdü. Bu toplar 40-50 çift öküzle veya 2000'den fazla insanla çekiliyordu. Rumeli Hisarı'nı Boğaz'ın en dar yerine 4 ay gibi kısa bir sürede yaptırdı. İstanbul'un ticaret yolları üzerinde olması da önemliydi. Askeri bir deha olan Sultan, 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece içinde 70 gemiyi Tophane'den karaya çıkararak Kasımpaşa sırtlarından Halic'e indirdi. Bizans İmparatoru yeni bir barış ister. Ancak II. Mehmet, ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni diyerek kuşatmaya devam etti. 29 Mayıs'ta yapılan büyük saldırıyla İstanbul'u fethetti. 21 yaşındaki genç padişah, Peygamber Efendimiz'in "İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askerleri ne güzel askerdir" mealindeki hadislerine nail oldu. II. Mehmet'e İstanbul'un fethinden dolayı Fatih unvanı verildi. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra batıya seferler düzenledi. 1459'da Sırbistan'ı, 1460'da Mora Yarımadası'nı aldı. 1462'de Eflak vergiye bağlandı. 1463'te Bosna'yı fethetti. 1479 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir donanma İtalya'nın Otranto kentine kadar ilerledi. Karadeniz kıyısında bulunan Amasra, Trabzon ve Kırım'ı zapt etti. İpek yolunun Karadeniz çıkışları Osmanlı'nın eline geçti. 1473'te Akkoyunlu Uzun Hasan'la yaptığı Otlukbeli Savaşı'nı kazandı. Fırat'a kadar olan topraklar Osmanlı hakimiyetine girdi. Fatih, kendisinden önceki hükümdarların ortaya koydukları kanunlara ilaveler yaparak Kanunname-i Âli Osman'ı düzenlemiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası sayılır. 3 Mayıs 1481'de Perşembe günü ikindi vakti vefat etti ve Fatih Camii avlusunda bulunan türbesine gömüldü. II. Bayezid. Babasının ölümü üzerine 20 Mayıs 1481'de tahta çıktı. Ancak taht için isyan eden Cem'le mücadelesi Cem'in ölümüne kadar sürdü. Bu da Fatih dönemindeki fetihlerin hızını kaybetmesine neden oldu. Çünkü Avrupalılar Cem'i bir koz olarak ellerinde tuttular. II. Bayezid 1484'te Boğdan seferine çıktı. Karadeniz ticaretinde önemli bir yeri olan Kili ve Akkirman kalelerini zapt etti. Mısır'daki Memluk Devleti ile 1485'te başlayıp 1491'e kadar süren bir savaş dönemi yaşandı. İspanya'da son dönemlerini yaşayan Endülüs Emevileri 1486'da elçi göndererek II. Bayezid'den yardım istediler. Fakat gerektiği şekilde bu yardım gönderilemedi. 1499'da Venediklilerle bir deniz savaşı yapıldı. Denizlerde kazanılan ilk büyük başarı olmasından ötürü önemlidir. 1499'da İnebahtı, Modon, Koron ve Navarin kalelerini fethetti. 1511'de Şahkulu adı verilen bir Alevi isyanı çıktı. İsyan, Osmanlı ordusu ve Şehzade Selim'in yardımıyla bastırıldı. Edirne'ye giderken yolda öldü. Kendi yaptırdığı Bayezid Camii'nin bahçesine gömüldü. II. Bayezid iyi bir eğitim gördü. Amasya Sancağı'nda ilmi bir çevrede yetişti. İbadetine çok düşkün olduğu için kendisine veli denirdi.
felsefe ve kozmografya konularında derin bilgilere sahipti. Farsça ve Arapça bilirdi. Uygur harflerini tanır, Çağatay lehçesini de bilirdi. Birinci Selim. ...24 Nisan 1512'de tahta geçti. Daha babasının sağlığında Safaviler Anadolu'da Şii propagandası yapıyordu. Selim bu sorunu kökünden çözmek için harekete geçti. Osmanlı ordusuyla Safavi ordusu 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güvenliği sağlandı, Safavi tehlikesi uzaklaştırıldı. Çaldıran seferinden sonra Yavuz, Memlükler üzerine yürümeye karar verdi. Kutsal yerler Mekke ve Medine Memlüklülere bağlıydı. Ayrıca Abbasi halifeleri Mısır'da oturuyorlardı. Dünyanın muhtelif bölgelerinden ulema, Sultan Selim'e yazılar göndermişlerdi. Bu yazılarda halifeliğin hakkını veremeyen, fitneler içinde yüzen bu beldelerin Osmanlı'nın adil hakimiyetine geçmesini istemişlerdi. Bunu kutsal bir görev bilen Yavuz Sultan Selim, büyük bir gizlilik içinde hazırlıklara başladı ve ileri harekata geçti. 1516 yılında Halep yakınlarında Mercidabık, 1517'de Kahire yakınlarında Ridaniye'de Memlüklüleri yenilgiye uğrattı. Savaş neticesinde Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz toprakları Osmanlılara katıldı. Halifelik Osmanlılara geçti. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. 1520 yılında Yavuz Avrupa üzerine sefer kararı almıştı. O sırada sırtında çıkan çıban kısa bir sürede derin yaraya dönüştü. İki ay sonra ilk Osmanlı halifesi 21 Eylül 1520 Cuma günü akşamı vefat etti. İstanbul Yavuz Sultan Selim Camii türbesine gömüldü. Osmanoğullarının ilim itibariyle en yükseği Yavuz Sultan Selim'dir. Mükemmel Arapça ve Farsça bilirdi. Arapça eserleri inceler, Farsça şiirler yazardı. En büyük amacı İslam'a bulaştırılmaya çalışılan fitneleri yok etmekti. Bu yüzden uzun yıllar Şiilerle mücadele etti. Kanuni Sultan Süleyman. Trabzon'da dünyaya geldi. Sultan Süleyman'a Kanuni unvanı yeni kanunlar yaptığı için verilmedi. Haksızlıkları düzeltip adaletle davranması halkın hoşuna gitti. Kanuni unvanı kanunlara riayet etmesindendir. Yavuz siyasetini doğuya yöneltmişti. Oğlu ise batıya doğru genişleyen bir politika güttü. Batıya yapacağı seferlere askeri bir üs sağlamak amacıyla Belgrad şehri kuşatıldı. 1521 yılında fethedildi. 1522 yılında Rodos alındı. Böylece tarikat üzerine kurulu 214 yıllık Rodos Şövalye Devleti yıkıldı. 1526 yılında Macaristan üzerine sefer hazırlığı başladı. 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesi yapıldı. 2 saat süren savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine girdi. Avusturya'nın Osmanlı'ya bağlı Macaristan'ın iç işlerine karışması iki devlet arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Kanuni 1529'da Viyana şehrini kuşattı. 1530 tarihinde Avusturya üzerine Alaman Seferi adı verilen bir sefer düzenlendi. 1533'te iki devlet arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etti. Kanuni doğu sınırında karışıklıklar çıkaran Safaviler üzerine sefere çıktı. Irakeyn seferleri sonucunda 1535'te Bağdat alındı. 1555'te iki devlet arasında Amasya Anlaşması imzalandı. 1538 tarihinde Haçlı donanması Mora'da Preveze Körfezi'nde Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya geldi. Savaşı Osmanlılar kazandı. Doğu Akdeniz'de Türk hakimiyeti sağlandı. 1551'de Trablusgarp alındı. Hindistan'daki Müslüman devletlere yardım amacıyla 4 sefer düzenlendi. Sonuçta Kızıldeniz Osmanlı hakimiyetine girdi. Yemen, Aden gibi kaleler alındı. Kanuni 1566'da Zigetvar Kalesi'nin kuşatılması sırasında hastalandı.
7 Eylül 1566'da vefat etti. O asrın en güçlü devletlerinden Alman İmparatorluğu, Venedik ve Lehistan Osmanlı'ya vergi ödüyorlardı. Mezarı Süleymaniye Camii'nin yanındadır. İkinci Selim. Sarı Selim olarak da bilinir. Kanuni'nin Hürrem Sultan'dan doğma oğludur. 1524'te dünyaya geldi. Döneminin en önemli olayları Don-Volga nehirleri arasında bir kanalın açılması ve Süveyş Kanalı projesidir. Rusların genişlemesi üzerine Kanuni döneminde Don-Volga arasında bir kanalın açılması gündeme gelmişti. Ama uygulanamamıştı. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa projenin gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf etti. 1571 yılında Kıbrıs Venediklilerden alındı. Kıbrıs harekatından dönen Osmanlı donanması Birleşik Haçlı Donanması'nca İnebahtı Körfezi'nde sıkıştırıldı. Osmanlı donanması büyük bir yenilgiye uğradı. II. Selim, yardım isteyen Sumatra Adası'ndaki Aceh Sultanlığı'na top, tüfek ve mühimmat gönderdi. O tarihten 20. yüzyıl başlarına kadar Sumatra'da her cuma Osmanlı'nın gönderdiği hutbe okundu. Sarı Selim, 13 Aralık 1574'te hummadan dolayı vefat etti. Mezarı Ayasofya Camii avlusundadır. Edirne'deki Selimiye Camii'ni yaptırdı. II. Selim devrinde en büyük şehzadenin sancağı çıkarılması esası getirildi. Bu şekilde taht kavgaları önlenmeye çalışıldı. Üçüncü Murat. Babası II. Selim'in ölümü üzerine 22 Aralık 1574'te tahta geçti. 3. Murat döneminde Fas Osmanlı himayesine girdi. 1578 tarihinde İran'la Osmanlı ilişkileri yeniden bozuldu. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'yla savaş durumuna son verildi. Osmanlı Devleti'nin meşhur devlet adamlarından biri de Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sırp asıllı paşa, Kanuni devrinde Bosna'dan alınarak Edirne Sarayı'na getirildi. En küçük memuriyetten en büyüğe ulaştı. Don Volga ve Süveyş Kanalı projeleri ona aittir. Kendisini çekemeyenler katline neden oldular. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi onun ölümüyle sona erdirilir. 1579 yılında İngilizlere ticari ayrıcalıklar verildi. 3. Murat, Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlamasından sonra midesindeki rahatsızlık neticesinde 15-16 Ocak 1595 gecesi vefat etti. Üçüncü Mehmet. ...27 Ocak 1595'te Osmanlı Devleti'nin 13. Sultanı olarak tahta oturdu. 3. Murat döneminde Avusturya ile savaş başlamıştı. Estergon elden çıktı. Avusturyalılar şehirde büyük bir tahribat yaparak Türk Müslüman ahaliyi kılıçtan geçirdi. Voyvoda Eflak'ı terk eden Akıncıların geçtiği köprüyü top atışına tuttu. 20 binden fazla Akıncı Tuna'ya düşerek can verdi. 3. Mehmet 20 Haziran 1596'da Avusturya üzerine sefere çıktı. Eğri Kalesi'ni fethetti. 3. Mehmet'in bu fethi onun Eğri Fatihi diye anılmasına neden oldu. Haçova'da Osmanlı ordusu büyük bir galibiyet kazandı. Bu zafer Osmanlı Devleti'nin batıda elde ettiği son büyük başarıdır. Hammer, Eğri'nin fethi için Mohaç ve Çaldıran'la mukayese edilecek derecede parlak bir zaferdir, der. 1600 tarihinde Kanice Kalesi fethedildi. 3. Mehmet döneminin en önemli olayı Anadolu'da patlak veren Celali isyanlarıdır. Devlet idaresinin ehil ellerden çıkması, savaşlarda ordunun yenilmeye başlaması, başa geçen sultanların gevşek huylu olması, paranın değerinin düşmesi, yolsuzluk, rüşvet gibi olaylar bu isyanları tetikledi. Devlet bu isyanları bastırmakta zorlandı. Batıda ve doğuda yaşanan hezimetler, Anadolu ve İstanbul'da çıkan iç isyanlar, padişahın yemeden içmeden kesilmesine neden oldu. 21 Aralık 1603'te vefat etti. Mezarı Ayasofya Camii bahçesindedir. Birinci Ahmet.
22 Aralık 1603'te tahta oturdu. Tahta geçtiğinde 14 yaşındaydı. Sünneti dahi cülusundan bir ay sonra yapıldı. İlk işi devlet işlerine karışan babaannesi Safiye Sultan'ı saraydan uzaklaştırmak oldu. Başa geldiği sırada doğuda İran, batıda Avusturya ile savaş vardı. 1622'de İran'la Nasuh Paşa Anlaşması imzalandı. Buradaki savaş durumuna son verildi. 1606 yılında Avusturya ile Zitvatorok Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla devletin Avrupa devletleriyle hukuki eşitliği sağlandı. Celali adı verilen isyanlar 1. Ahmet döneminde de sürdü. Kuyucu Murat Paşa bu asilerin hepsini kılıçtan geçirdi. Savaşlar nedeniyle Anadolu'da ticari hayat durdu. Tarım yapılamadı. Köy ve kasabalar harap oldu. 15 yıllık isyanlardan sonra Anadolu Celalilerden temizlendi. Devletin gönderdiği adaletnamelerle boşaltılan köy, kasaba ve şehirlerin imarına başlandı. 1. Ahmet dindar bir padişahtı. İçkiyi yasakladı. 1. Ahmet mide rahatsızlığından dolayı 22 Kasım 1617'de öldü. 14 yaşında geçtiği tahtta 14 yıl kaldı. Öldüğünde 28 yaşındaydı. 2. Selim'den sonra devlet işleriyle en çok uğraşan 1. Ahmet oldu. Sert bir mizaca sahipti. Hataları hiç affetmezdi. Sultanahmet Camii'ni yaptırdı. Caminin yanına imaret, medrese, tıphane, mektep, kısacası bir külliye imar ettirdi. Ahmet ve Bahti mahlasıyla şiirler yazdı. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa, 3. Mehmet'in oğlu olarak 1591'de Manisa'da dünyaya geldi. Şuuru yerinde değildi. 1. Ahmet'e kadar saltanat babadan oğula geçiyordu. 1. Ahmet bu sistemi değiştirdi. Ailenin en büyük erkek çocuğunun tahta geçmesi usulünü getirdi. Mustafa'nın korku içinde geçirdiği hayat akli dengesini bozmuştu. Devlet ileri gelenlerinin çoğu onun doktorlar sayesinde iyileşebileceğini söylüyorlardı. Buna dayanılarak 22 Kasım 1617'de tahta oturtuldu. Mustafa tahta geçtikten sonra düzelmedi. Sokağa çıkıp para dağıtmak, divanda vezirlerin kavuğunu çıkarmak, denizde balıklara altın atmak, keselerle altın dağıtmak gibi hareketler tahttan indirilmesine neden oldu. İlk saltanatı 3 ay 4 gün sürdü. 2. Osman'ın öldürülmesinden sonra Mustafa ikinci kez 19 Mayıs 1622'de padişah oldu. Daha sonra 10 Eylül 1623 tarihinde tekrar tahttan indirildi. 1. Mustafa 1639 yılında vefat etti. Mezarı Ayasofya bahçesindedir. İkinci Osman. Akli dengesi bozuk olan amcası 1. Mustafa'nın yerine 26 Şubat 1618'de tahta oturdu. Osmanlı Devleti'nin bütün ihtişamına rağmen içten içe çürüdüğünü anlamıştı. Devletin durumunu düzeltmek için ıslahatlar yapmaya girişti. 2. Osman iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Yunanca, Latince ve İtalyanca'yı biliyordu. Edebiyat, coğrafya ve tarih konularında ilerlemişti. Dedeleri gibi iyi bir şairdi. Osmanlı Devleti'nde katledilen ilk padişahtır. 1621'de Lehistan üzerine sefere çıktı. Hotin Kalesi kuşatıldı. Savaş 1621 Hotin Anlaşması ile son buldu. 2. Osman Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Kapıkulu Ocağı'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle bu ocağı kaldırma kararı aldı. Amaçlarını gerçekleştirmek için hacca gitmeye karar verdi. Ocaklarının kaldırılacağını öğrenen sipahiler 18 Mayıs 1622'de isyan ettiler. Genç Osman Yedikule zindanında öldürüldü. 20 Mayıs 1622'de öldüğünde 17 yaş 6 ay 18 günlüktü. Sultanahmet Camii'ne götürülüp 1. Ahmet'in türbesine gömüldü. 2. Osman'ın saltanatı 1621 kışında Galata ile İstanbul arası buz tuttu. İstanbul'la Üsküdar arası dondu. Boğaz'da denizde yürümek mümkündü.
4. Murat. Ahmet'in Kösem Mahpeyker Sultan'dan doğma oğludur. 27 Temmuz 1612'de İstanbul'da doğdu. 12 yaşında tahta oturan 4. Murat, o zamana kadar tahta geçen Osmanlı sultanlarının en küçüğüydü. 1624 yılına gelindiğinde iki önemli olay yaşandı. Abaza Mehmet Paşa isyanı ve Bağdat'ın elden çıkması. Murat, 1632 yılında tahta tam egemen oldu. Annesi Kösem Sultan'ın etkisinden kurtuldu. Kahvehanelerin kapatılmasına dair bir ferman yayınladı. Bizzat geceleri sokaklarda dolaşarak içki içenleri takip etti. Sık sık kıyafet değiştirerek halk arasında gezdi. Murat, 1635 yılında Revan'ı aldı. 1638'de Bağdat üzerine bir sefer düzenledi. 1638'de Bağdat fethedildi. 1639'da İran'la Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalandı. Türk-İran sınırı günümüzdeki şekliyle çizildi. Murat, damla hastasıydı. 8 Şubat 1640 tarihinde vefat etti. Babası Sultan Ahmet'in türbesi yanına defnedildi. Sultan İbrahim. Birinci Ahmet'in Kösem Sultan'dan doğan oğludur. 1640'ta 25 yaşındayken tahta oturdu. Şehzadeliği öldürülme korkusuyla geçti. Sultan İbrahim deli değildir. Öldürülme korkusu onun sinirlerini yıpratmış, ruh durumunu bozmuştu. Saltanatının ilk yılları 4. Murad'ın sağladığı huzur ortamıyla geçti. İbrahim'in zayıf karakterli olması devlet işlerinin başka ellere geçmesine neden oldu. Kısa bir süre sonra da sağlanan düzen bozuldu. Bilgi ve karakter açısından zayıftı. Sinirleri bozuk olduğu için kolaylıkla kadınların etkisinde kalmıştır. Devlet ileri gelenleri toplanarak Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesine karar verdiler. Mezarı 1. Mustafa'nın yanında Ayasofya Haziresi'ndedir. Dördüncü Mehmet. Sultan İbrahim'in Hatice Turhan Sultan'dan doğma oğludur. 1642 tarihinde İstanbul'da doğdu. 8 Ağustos 1648'de tahta geçtiğinde henüz 7 yaşındaydı. Devlet yönetimi saray ağalarının ve Kösem Sultan'ın eline geçti. Devlet düzeni iyiden iyiye bozulmuştu. Köprülü Mehmet Paşa sadrazam oldu. Yeni sadrazam İstanbul ve Anadolu'da güvenliği sağladı. Maliyeyi düzeltti. 1669 yılında Girit Adası alındı. 1683 tarihinde Viyana ikinci kez kuşatıldı. Avusturya karşısında mağlup olundu. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın oluşturduğu Kutsal İttifak grubu 1683'ten 1699'a kadar Osmanlı ile mücadele ettiler. Viyana bozgununun ardından başlayan çözülme ile Avrupa'daki şehir ve kasabalar birer birer elden çıkmaya başladı. Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetti. 4. Mehmet saltanatı boyunca devlet işlerinden hep uzak durdu. Aşırı derecede ava meraklıydı. Devlet içindeki olumsuzluklar tahttan indirilmesine neden oldu. 1693 yılında Edirne'de öldü. Mezarı Yeni Cami'nin yanındaki türbededir. İkinci Süleyman. İkinci Süleyman 8 Kasım 1687'de tahta geçtiğinde 46 yaşındaydı. Osmanlı Devleti batıda sürekli toprak kaybediyordu. Macaristan'ın ve Belgrad'ın elden çıkması padişahı çok üzdü. Sağlığı el vermemesine rağmen sırf ordunun başında bulunmak için Sofya'ya kadar geldi. Niş'in düşmana geçmesi üzerine Edirne'ye geri döndü. Niş'teki Müslüman halk Anadolu'ya göçe başladı. Bunlardan ancak üçte biri Anadolu'ya ulaşabildi. Diğerleri yolda düşman tehdidi sonucunda telef oldu. Köprülü ailesinden Fazıl Ahmet Paşa Niş ve Belgrad'ı geri aldı. Süleyman 22 Haziran 1691'de vefat etti. Mezarı Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesindedir. Orta boylu, doğan burunlu, şişman bir insandı. Devleti yönetebilecek otoriteden yoksundu. Kolaylıkla çevresindeki insanların etkisinde kalırdı.
II. Ahmet. II. Ahmet 49 yaşındayken 23 Haziran 1691'de tahta geçti. Tahta geçtiğinde ülke 2. Viyana bozgunu ardından meydana gelen savaşlarla uğraşıyordu. Osmanlı Devleti Avusturya ile yapılan Salankamen Savaşı'nı kaybetti. Sakız Adası elden çıktı. Ordu dışarıda savaşla uğraşırken içte isyanlar yine patlak veriyordu. II. Ahmet divanın haftada 4 gün yapılmasına karar verdi. Halkın refaha ulaşması için toprakla ilgili önemli düzenlemeler yaptı. Sultan II. Ahmet, siroz hastalığı nedeniyle 6 Şubat 1695'te vefat etti. Öldüğünde 52 yaşındaydı. Saltanatı 3 sene, 7 ay, 14 gün sürdü. Çabuk sinirlenen, zayıf karakterli biriydi. Musikiyi ve şiiri severdi. Mezarı Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ndedir. II. Mustafa. ...6 Şubat 1695'te tahta geçtiğinde 31 yaşındaydı. Feyzullah Efendi'den dersler aldı. Ona göre başarısızlıkların temel nedeni padişahların seferlerden uzak kalışlarıydı. Kanuni Sultan Süleyman'ı kendisine örnek almıştı. Ve Avusturya üzerine sefer hazırlıkları başlattı. Sakız Adası geri alındı. Fakat Avusturya ve Rusya karşısında hezimete uğradı. Bu yenilgiler üzerine 1699'da Karlofça Anlaşması imzalandı. Böylece Avrupa'da Osmanlı ilerlemesi durdu. Bundan sonra batılı devletlerin tek amacı Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atmaktı. II. Mustafa döneminde Bahriye'nin ıslahı için kanunname çıkarıldı. Donanmadaki kalyon sayısını arttırdı. Terfi ve emeklilik bir düzene konuldu. II. Mustafa'nın Edirne'de uzun süre kalması, İstanbul'un ikinci plana düşmesi hoşnutsuzluğu artırdı. 1703 tarihinde Edirne vakası ortaya çıktı. Çıkan isyanda II. Mustafa tahttan indirildi. Yaptığı hizmetlere karşılık böyle bir sonla karşılaşması büyük bir üzüntüye neden oldu. 30 Aralık 1703'te vefat etti. Yeni Camii'deki babası 4. Mehmet'in ayak ucuna gömüldü. İkbali mahlasıyla şiirler yazdı. Hat sanatında nesih ve sülüs yazılarında hünerliydi. Ordu başında sefere çıkan son padişahtır. Üçüncü Ahmet. ...23 Ağustos 1703'te tahta oturdu. 1711 tarihinde Rusya ile yapılan Prut Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı. 1718 yılında meydana gelen savaşı ise kaybetti. Ve Osmanlı tarihinde Lale Devri diye anılacak bir dönem başladı. Zevk ve sefa dönemi olmasının yanı sıra önemli yeniliklerin de yapıldığı bir dönemdir. Viyana ve Paris gibi şehirlere elçiler gönderildi. Çelebi Mehmet Paris'ten saray ve bahçe planları getirdi. Amaç kağıthaneyi Versay'a benzetmekti. Lale Devri'nde önemli ıslahatlar yapıldı. Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş fabrikaları açıldı. 1727'de ilk Türk matbaası kuruldu. Dünyada ilk çiçek aşısı İstanbul'da uygulandı. Lale Devri'nde yapılan israflar, İran savaşlarının uzaması halkın isyanına neden oldu. 28 Eylül 1730'da Patrona Halil isyanı patlak verdi. İsyan sonucunda Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürüldü. 3. Ahmet tahttan indirildi. 1736'da vefat etti. Birinci Mahmut. Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den ve oğlu İbrahim Efendi'den dersler aldı. Mahmut İstanbul'da düzeni sağladıktan sonra İran üzerine ordu gönderdi. Osmanlı Devleti İran'la savaşırken Avusturya ve Rusya anlaşarak Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. 1736'da başlayan savaş 1739'da Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İmzalanan Belgrad Anlaşmaları Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son karlı anlaşmalardır.
Osmanlı Devleti ilk kez Lale Devri'nde batılı anlamda yenilik hareketlerine girişti. 1. Mahmut, Osmanlı Devleti'nin yenilikçi padişahlarından biridir. Askeri alanda önemli ıslahatlar yaptı. Üsküdar'da topçu subaylara modern matematik gösterilmeye başlandı. Orduda bölük, alay, tabur teşkilatını kurdu. Bu girişimler Yeniçerilerin itirazıyla son buldu. 1. Mahmut 13 Aralık 1754'te cuma namazını kıldıktan sonra saraya dönüş yolunda vefat etti. Babası 2. Süleyman'ın yanına gömüldü. Üçüncü Osman. ...13 Aralık 1754'te tahta geçti. Her padişahın tahta geçişinde alınan culus vergisini kaldırdı. Bunu yapmasındaki amacı çevresindekileri etki altına almaktı. Ayrıca hazine oldukça doluydu. Bir rivayete göre 3. Osman kılıç kuşandığı gün İstanbul'da büyük bir yangın çıkmış. Halk onun uğurlu gelmediğine kanaat getirmiş. Bu bakış açısını yıkmak için bol bol bahşiş dağıtmış. Sultan Osman'ın saltanatı kısa ve fazla olayı olmayan bir dönemdir. Nur Osmaniye Camii tamamlanıp ibadete açılmıştır. 3. Osman 30 Ekim 1757 tarihinde şirpençe hastalığından vefat etti. Mezarı Yeni Camii'de kardeşi 1. Mahmud'un yanındadır. 3. Mustafa. Astronomi, tıp ve edebiyatla ilgilendi. Padişahlık meziyetlerine sahip olgun bir şahsiyetti. 41 yaşında tahta geçtiğinde devleti yönetecek özelliklere haizdi. Adaletnamelerle halkı koruyup kollamaya çalıştı. İdari ve askeri alanlarda ıslahatlar yaptı. Modern bir topçu ocağı kurdu. Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için mühendishaneler açıldı. İstanbul'da kıtlık zamanları için depolar inşa ettirdi. 1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı'nın büyük bir hezimetle neticelenmesi 2. Mustafa'yı aşırı derecede üzdü. Sinirlerinin bozulması, kalp yetersizliğine bağlı nefes darlığı sonucu yatağa düştü. 21 Ocak 1774'te Cuma günü öğle ezanı okunurken vefat etti. 3. Mustafa yenilik taraftarıydı. Askeri alanda önemli çalışmalar yaptı. Alimleri toplayıp onların tartışmalarını dinlerdi. Şiir ve astrolojiye meraklıydı. 3. Mustafa harem hayatından hiç hoşlanmazdı. Hayırsever ve cömert biriydi. Mezarı Laleli Camii'nin yanında bulunan türbededir. 1. Abdülhamit. Tahta oturduğunda 49 yaşındaydı. Osmanlı Devleti'nin en buhranlı döneminde padişah oldu. 1768'den beri süren Osmanlı-Rus Savaşı 1774'te yenilgiyle sonuçlandı. İki devlet arasında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin tarihinde imzaladığı en ağır şartlı anlaşmalardan biridir. 1781 yılında Ruslar Kırım'ı işgal etti. Kırım'ı geri almak için açılan savaşta ordumuz ağır bir yenilgiye uğradı. 17 Aralık 1788'de Özi Kalesi Rusların eline geçti. Ruslar 25 bin kişiyi katlettiler. Haberi duyan padişahın sağ tarafına felç geldi. 7 Nisan 1789 gecesi vefat etti. Sultan Abdülhamit askeri ıslahatlara da önem verdi. Orduya subay yetiştirmek için istihkam okulu açıldı. Avrupa'dan askeri uzmanlar getirtti. Mezarı bahçe kapısında kendi yaptırdığı türbesindedir. 3. Selim. Üçüncü Selim'in tahta çıkması halk arasında şehzadeliği sırasındaki tutum ve davranışlarından dolayı sevinçle karşılandı. En büyük sorun 1787'de başlamış olan Osmanlı-Rus Savaşı'ydı. 1791 ve 1792'de Avusturya ve Rusya ile barış yapıldı. Kırım'ı almak için açılan savaşta hem Kırım alınamadı hem de yeni topraklar elden çıktı. 17 Temmuz 1798'de bir Osmanlı eyaleti olan Mısır, Fransızlar tarafından işgal edildi. 1801 tarihinde Mısır yeniden Osmanlı hakimiyetine girdi.
Üçüncü Selim Avrupa'ya güvendiği insanları gönderdi. Onlara batıdaki gelişmeler hakkında raporlar hazırlattı. Bu raporlar doğrultusunda yenilik hareketlerine girişti. Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurdu. Batı tarzında eğitim aldırmak amacıyla Fransa'dan uzmanlar getirtti. Askerlere yeni tip elbiseler giydirildi. Üçüncü Selim, Paris, Viyana ve Londra gibi başkentlere daimi elçiler atadı. Üçüncü Selim'in ıslahatları Yeniçeriler ve bazı devlet adamları tarafından hoş karşılanmadı. Yenilik karşıtları Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandılar. 1807 tarihinde İstanbul'da çıkan isyan neticesinde 3. Selim tahttan indirildi. 3. Selim musiki ile de uğraştı. Ney çalardı. Günümüze kadar ulaşan pek çok beste yazdı. Dördüncü Mustafa. 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle 29 Mayıs 1807'de Osmanlı tahtına oturdu. İsyan neticesinde 4. Mustafa tahta geçtiği için asilerin her dediğini yapmak zorunda kaldı. Rusçuk ayağını olan Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim yanlısıydı. Onun tahttan indirildiğini öğrenince askerleriyle İstanbul'a geldi. Asilerin elebaşlarını öldürdü. Saraya 3. Selim'i tahta çıkarmak için gitti. Fakat 20 kişi kadar olan asiler, harem dairesinde Kur'an-ı Kerim okumakta olan silahsız eski padişah 3. Selim'i şehit ettiler. Bunu öğrenen Alemdar, 2. Mahmud'un tahta geçirilmesini sağladı. Şeyhülislam'dan alınan fetva ile 4. Mustafa idam edildi. Mezarı Sirkeci'de babası Abdülhamid'in yanındadır. 4. Mustafa zeki ve tedbirli biriydi. Devleti yönetecek kapasitedense yoksundu. 3. Selim'in başlattığı ıslahatları asilerin baskısından devam ettiremedi. 2. Mahmud. 1808 tarihinde tahta oturdu. 2. Mahmud saltanatının ilk yılında Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli ayanlarıyla 1808'de Senedi İttifak Anlaşması'nı imzaladı. Bu senetle devlet, ayanların gücünü hukuksal olarak tanıdı. 2. Mahmud, Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocaklarını kurdu. 1826'da Yeniçeri Ocağını kaldırdı. Bu olaya Vakai Hayriye yani hayırlı olay denir. Bu ocağın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ocak kuruldu. 2. Mahmud, Divan-ı Humayun'u kaldırdı. Bakanlıklar kurdu. Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Geleneksel kıyafeti bırakarak fes giymiş, bütün devlet memurlarına bunu zorunlu tutmuştur. 1804 tarihinde Sırplar bağımsızlık için Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandı. 1829 yılında ise Rumlar Osmanlı'dan ayrılan ilk ulus oldu. 2. Mahmud, Osmanlı Devleti'nin çok zor bir döneminde padişahlık yaptı. Olaylar sultanın sağlığının bozulmasına neden oldu. Akciğerlerindeki rahatsızlık kısa sürede tüberküloza çevirdi ve 1 Temmuz 1839'da vefat etti. Mezarı İstanbul Divan yolundadır. 3. Abdülmecid. II. Mahmud'un en büyük oğlu olarak 1 Temmuz 1839'da tahta geçti. Saltanatının ilk yıllarında çözümlenmemiş olan Mısır meselesiyle uğraştı. 1840 Londra Konferansı sonucunda Mısır sorunu halledildi. 1841'de Londra'da Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeyle Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. 1839 yılında Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı yayımlandı. Azınlıklara önemli ayrıcalıklar verildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı Avrupa devletlerinin de yardımıyla Osmanlı Devleti tarafından kazanıldı. 1856 Paris Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin toprakları Batılıların garantisi altına alındı. Sultan Abdülmecid 25 Haziran 1861'de öldü. Öldüğünde 39 yaşındaydı. Tahta geçtiği ilk yıllarda halkın umudu olmuştu. Sultan Abdülaziz.
25 Haziran 1861'de Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı olarak tahta oturdu. Sultan Abdülaziz, ağabeyi Abdülmecid'den farklıydı. İçki alemlerini ve israfı sevmezdi. Osmanlı Devleti içte büyük çalkantılar yaşıyordu. İstanbul'da ise devlet adamları arasında büyük bir çekişme vardı. Osmanlı aydınları meşrutiyeti ilan etmesi için Abdülaziz'e sürekli baskı yapıyorlardı. Padişahı sevmeyen devlet adamlarından bazıları bir araya gelerek onu tahttan indirme kararı aldılar. Bunlar Mütercim Rüştü Paşa, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah Efendi'ydi. 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Azledilmiş olan padişah, 4 gün sonra Feriye Sarayı'ndaki odasında bilekleri kesilmiş, yerde yatar vaziyette bulundu. İslam ve vatan hainleri tarafından gizlice katledilen sultana yapılan suikaste intihar süsü verilmek istense de gerçekler daha sonra ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhamit döneminde yapılan soruşturmalarda Abdülaziz'in cinayete kurban gittiği belirlenmiş, müsebbibi olarak da Hüseyin Avni Paşa görülmüştü. Beşinci Murat. Tanzimat döneminin ilk şehzadesidir. Arapça ve divan edebiyatı dersleri yanı sıra Fransızca ve piyano dersleri de almıştır. Abdülaziz ile birlikte Avrupa'yı gezdi. Gerek ülke aydınları, gerekse Fransız ve İngilizlerden destek gördü. 4 Mayıs 1876'da Abdülaziz'in şehit edilmesiyle 5. Murat derin korkular yaşamaya başladı. Olayın sorumlusu görülmekten çekiniyordu. Bu durum asabi ve gergin olmasına neden oldu. Devlet işleriyle uğraşamaz hale geldi. Dengesiz hareketlerinin artması yüzünden 30 Ağustos 1876'da tahttan indirildi. 29 Mayıs 1904 tarihinde vefat etti. Mezarı Yeni Cami Türbesi'nde annesinin yanındadır. İkinci Abdülhamit. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahıdır. 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğdu. Abdülmecid Efendi ve Müjgan Kadın Efendi'nin oğludur. Arapça, Farsça ve İslami ilimlerin yanı sıra Fransızca ve Batı müziği dersleri aldı. Ağabeyi 5. Murat gibi müsrif değildi. Tasavvufa yakınlığı Kadiri tarikatına girmesine neden oldu. 1876 tarihinde meşrutiyeti ilan etti. Kanuni Esasi adında yeni bir anayasa hazırlandı. Meclis çalışmalarına başlandı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlandı. Müslüman olmayan milletvekillerinin tutumu meclis çalışmalarını aksattı. Padişah 2. Abdülhamit anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi süresiz tatil etti. 2. Abdülhamit halifelik unvanına çok sıkı sarıldı. Devletin bekasını Müslümanların birleşmesine bağlıyordu. Bu çerçevede Osmanlı topraklarında yaşayan tarikat şeyhlerine yakın ilgi gösterdi. Her olayda halifelik sıfatını ön plana çıkardı. Abdülhamit döneminde eğitimde büyük başarılar yaşandı. Özellikle gençlerin eğitimine önem verdi. Türk teknolojisi ve Türk emeğine dayalı Hicaz demir yolunu inşa ettirdi. 1500 kilometrelik hattın yapımını başından sonuna izledi. Bu demir yolu için 2. Abdülhamit, Hicaz demir yolu benim eski rüyamdır der. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan Ermeni ve Yahudilerin desteğiyle 31 Mart vakası sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirildi. 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda ciğerlere kan hücumu, kalp ve böbrek yetmezliği sonucu vefat etti. Muhteşem bir kalabalık cenaze merasimine iştirak etti. Çemberli Taş'taki Sultan Mahmut Türbesi'ne gömüldü. Beşinci Mehmet Reşat. Devlet işlerine hiç karışmadı. Önüne getirilen her türlü evrakı imzaladı. Sadece bir tanesini imzalamamıştır. O da ağabeyi 2. Abdülhamid'in öldürülmesini içeren evraktı. 1911 tarihinde İtalya, Kuzey Afrika'daki Trablusgarp'a saldırdı.
Amacı, gelişen sanayi için ham madde ve pazar bulmaktı. Osmanlı Devleti'nin askeri gücü burayı savunmaya yetmedi. 1912'de Uşi Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da elden çıktı. 1912'de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak oluşturdular. Amaçları Osmanlı'yı Balkanlardan atmaktı. Yenilgiyle biten bu savaşlar neticesinde Yanya, Girit, Selanik, Makedonya, Arnavutluk ve Ege adaları kaybedildi. 1914 yılında tamamen ekonomik nedenlere dayanan Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Osmanlı Devleti de İttihat ve Terakki hayalperestlerince bu cihan harbine iti verildi. 5. Mehmet Reşat ise gelişmelerde etkili olamadı. 5. Mehmet Reşat şeker hastasıydı. Mesane ameliyatı da olmuştu. 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Mezarı Eyüp'te kendi yaptırdığı türbesindedir. Altıncı Mehmet Vahdettin. Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahıdır. 1861 yılında İstanbul'da doğdu. Ağabeylerine göre daha iyi bir eğitim gördü. Arapça ve Farsça dillerini bilirdi. İslam hukuku hakkında geniş bilgilere sahipti. Saltanatının ilk yılında Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın akabinde Anadolu toprakları işgale uğradı. 35 bin kişiden oluşan düşman kuvvetleri İstanbul'a çıktılar. Bu duruma padişah dahil hiç kimse müdahale edemedi. İşgallerin ardından padişahın da desteğiyle Anadolu'da Kuvayi Milli Hareketi başladı. Padişah Vahdettin ilk başlarda Anadolu'daki direnişi tüm imkanlarıyla destekledi. Fakat İngilizlerin baskısı üzerine bu desteği gizlemek zorunda kaldı. 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı. Vahdettin, Osmanlı Devleti'nin en kötü döneminde tahta oturdu. İşgal altındaki başkente mahpus yaşamak zorunda kaldı. Ben milletin ateşli külü üzerine oturdum. Tahtı saltanatın kuş tüyü minderleri üzerine oturup gömülmedim. Bunlardan kimseye bahsedilmiyor, millete de malumat verilmiyor diyerek acı durumunu ortaya koymaktadır. Malta'da uzun süre kalmayan Vahdettin, Cidde'ye, oradan da San Remo'ya gelip buraya yerleşti. Kalp rahatsızlığı sonucu 16 Mayıs 1926'da vefat etti.